Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda 3 boyutlu şal örneğimizin yapılışını göstereceğim. Yedi tane zincir atacağız. Bir, iki, 3, 4, 5, 6, 7. Başlangıç noktasına tutturacağız. Halkamızı oluşturacağız. Üç zincir çekeceğiz. 1, 2, 3. 3 tane trabzan yapacağız. 2 3 3 zincir çekeceğiz. 3 trabzan yapıyoruz. 1 2 3 1 2 3 zincir. Yine 3 trabzan. 3 zincir. Yine 3 trabzan yapacağız. 1 2 3 Örneğimizi ters çevireceğiz. 2 zincir çekmeden batıp orta kısmı geleceğiz. 3 zincir çekeceğiz. 3 trabzan. 2 3 1 2 3 3 trabzan yaptık. 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3 İpimizi dolayıp ortadaki deliğin arka kısmından gelip birinci dolgunun içerisine 3 trabzan yapacağız. 1 2 3 3 zincir çekeceğiz. 1 2 3 Kenar dolgusu yapacağız. Yine 3 trabzan, 3 zincir şeklinde. 3 trabzan.
örneğimizi ters çevireceğiz. Yine trabzanların üst kısmına batarak birinci deliğe geleceğiz. Üst zincir çekip kenar dolgumuzu yapacağız. Üç zincir çekiyoruz yine. 1, 2, 3. Birinci deliğe yine arkadan öne doğru 3 trabzan yapıyoruz. İpimi dolamayı unuttum. İpimizi dolayıp 3 trabzan yapıyoruz. Örneğimizin düzünü çevirip 3 zincir çekiyoruz. 2-3. Yine bu deliğe kenar dolgumuzun iç kısmındaki trabzanların birincisine 3 adet trabzan yapıyoruz. Zincir çekeceğiz. Kenar dolgumuzu yapıyoruz. Ters çeviriyoruz. Yine zincir çekmeden iç kısmı geliyoruz. Kenar trabzanlarımızı yapacağız. Zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yine birinci deliğe arka kısımdan birinci dolguya birinci dolguya 3 trabzan yapıyoruz. Üç zincir, bir sonraki deliğe aynı işlemi yapıyoruz. Birinci dolgunun içine 3 trabzan arka kısımda. Bir, iki, üç. Yine arka kısımdan giriyoruz. Birinci trabzanı. Üç trabzan yapıyoruz.
kenar trabzanlarımızı yapıyoruz. Üç dolgu, üç zincir, aynı deliğe yine üç dolgu şeklinde. Üç boyutlu şal örneğimizin ölçüsü bu kadar. Her delikte arkadan birinci trabzana 3 trabzan yapıyoruz. Aralarda 3 zincir çekiyoruz. Bu güzel şalı iyi günlerde kullanın.